MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü, Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarınca yapılan çalışmalar neticesinde Jandarma Genel Komutanlığı'nda yuvalanıp mahrem sorumlu oldukları tespit edilen 99 şüphelinin yakalanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 40 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 65'i daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 34'ü özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 99 şüpheliden 55'i yakalandı. Adreslerinde bulunamayan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Adana'da hamileliğin 5. ayında hastanede düşük yaptığı söylenip ölüm raporu düzenlenerek aileye teslim edilen bebeğin mezarlığa götürülürken ağlaması üzerine yaşadığı ortaya çıktı. Olay Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana geldi. 5 aylık hamile ev kadını Melek Sert geçtiğimiz 27 Aralık'ta sancı ve kanama şikayetiyle Yüreğir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tedavi olan Sert 30 Aralık'ta taburcu oldu. 31 Aralık'ta yeniden rahatsızlanan Melek Sert'in durumu kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'ne bağlı Marsa Ek Hizmet binasında ağırlaştı. Kefenlenmiş iki tane. Anne Sert'e düşük yaptığı söylenerek karnındaki 5 aylık erkek bebek alındı. Ardından da 5 aylık bebek ölüm raporu düzenlenip kefenlendikten sonra aileye teslim edildi. Baba Hasan Sert bebeğinin cenazesini otomobiliyle Herekli Mahallesi mezarlığına götürmek üzere yola çıktığında ağlama sesi duydu. Kefeni açtığında bebeğinin ağladığını gören Sert ambulans çağırdı. Yaşadığı belirlenen bebek Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Sert ailesi olayda ihmal varsa araştırılması için savcılığa giderek ölüm raporu düzenleyen hastane hakkında şikayetçi oldu. Çocuğumu aldım ölü diye, ölü raporu da benimle. Çocuğu aldım. Kefenliydi. Evet, kefen de bu. Poşeti de bu. Bir de bunun içine koymuştu. Nasıl fark ettiniz yaşadığını? Marsa'dan çıktım, Camili Köyü'ne geldim. 20 kilometre yol geldim. Çocuk ağlama sesi geldi. İlk önce inanmadım. Ondan sonra bir daha çocuk ağlama sesi geldi. Besmele çektim yani. İnanmadım. Yani inanmadım. Üçüncüde aynı sesi çıkartınca açtım fermuarı, kalp atışları. Çocuk yaşıyor. 112'yi aradım. 112 kanal köprübaşı karakoluna orada bekliyordu zaten. 112'ye verdim. Şehir hastanesine götürdüler. Çocuk yaşıyor yani şu anda. Şu an ne durumda? Yaşıyor. Bir bildiğim yaşıyordu yani. Genel olarak sağlık durumu nasıl? Dün çok kan değerleri düşmüş dediler bana. Bugün de ben baktım yani çocuğumu. Dün de gördüm ben o halini gördüm. Bugünkü halini. Bugünkü hali biraz daha düzgündü yani. Sabah uyandığımda saat 11:30'tu. Sancım şiddetlendi. Bebek ciddi bir şekilde hareket etmeye başladı. Fark ettim. Birden doğumum başladı. Doğum olduktan sonra bebeği gelip aldı hemşire. Ben de hemşireye bir şey sormadım. Eşimi bekledim. Eşimi direkt aradım. İlk yaptığım şey eşime dedim çocuk düşük yaptım. Çocuk doğdu. Ölü mü filan dedi. Bilmiyorum dedim. Sormadım. Eşim geldikten sonra eşim gitti sordu. Öldü. Öldüğünü söylediler. Hazırlayıp ben de al dedim. Gömelim bir mezara olsun çocuğumuzun. Öyle getirdi. Gelirken de fark etmiş. Yaşadığını fark etmiş. Aradı. Çocuk yaşıyor dedi. Hemşireyle de konuştu. Nasıl öldüğünü diyor dediniz dedim. Dedi. Yaşıyor çocuk dedi. Hayır öyle bir şey imkansız dedi. İki saatten fazla yaşamaz denildi. Ama dünden beri çok şükür hayatta. Hala da hayatta kalacak inşallah. Allah'a güvenimiz bu. Tek tesellimiz de bu inşallah. Öte yandan yoğun bakım servisinde tedavisi süren 5 aylık bebeğin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. İl Sağlık Müdürlüğü şikayet konusunda olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi. Muratpaşa ilçesi Yenigün mahallesindeki bir apartmanda ev sahibinin kızıyla kiracı arasında çıkan tartışmanın ardından bodrum katta yangın çıktı. Yangının kiracının kirayı ödememesine sinirlenen ev sahibinin kızının çıkardığı iddia edildi. Çaldı. Ben burada çalışıyorum. Bizim zilimiz çaldı. Açtım.
Binanın içinden hiç ses duymayınca hani kimse gelmiyor herhalde diye eğildim, demir parmaklıklarını oradan baktım. Aşağıda ben de burayı yakmazsam falan dedi. Onun sesine benzettim. Daha önce burada oturuyordu çünkü. Ama yok ya, o olamaz dedim. Şu an kirada çünkü dairesi. O olamaz dedim. Kapıyı kapattım, girdim içeriye. Aradan 10-15 dakika geçti. Kapının arasından duman geldiğini fark ettim. Bir binanın kapısını açmamla zaten dumanlar hep içeri doldu. Yakmış. Binanın içine dumanların kapladığını gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye, elektrik panolarına da sıçrayan yangını kısa sürede söndürdü. Apartmanın bodrum katını ateşe verdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, kendisine iftira atıldığını öne sürdü. Binayı yakmadım, alkol oranında sıfır çıktı. Neden yaktınız? Hep üstüme iftira atıyorlardı, bu kez de ben yaptım diyebilmek için. Yaylaalan Mahallesi Akçaalan Yaylası'nda yangının ardından kesim yapılan bölgede Alettin Atar'ın kullandığı tomruk yüklü kamyon Manavgat-İbralı yoluna 5 kilometre mesafede şarampole devrildi. Üzerindeki tomruklarla birlikte 10 metre aşağı devrilen kamyonun altında kalan Atar, ambulansla yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer taraftan kaza sırasında kamyonda yolcu olarak bulunan kazayı yara almadan atlatan Bayram Avcı'nın ise kamyonun devrilmesi sırasında açılan kapıdan düştüğü, kamyonun üzerinden aşağı uçtuğu bildirildi. En son ben kalabilirim. Kazanın ardından Alettin Atar'ın ölüm haberiyle yıkılan yakınları feryat etti. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla fiyatı en çok artan ürün patlıcan oldu. Fiyatı en çok azalan ürün ise karnabahar oldu. İstanbul'daki semt pazarlarında patlıcan 20 liradan, karnabahar ise 6 liradan satılıyor. Pazarcılar patlıcan fiyatlarının artmasında geçtiğimiz hafta Antalya'da yaşanan fırtınanın ve su baskınlarının etkili olduğunu düşünüyor. Patlıcan şu an 20 lira. Aldı zaten 17-18 lira. Burada da 20 lira. Sel olduğu zaman patlıcan olsun, dolma olsun, salatalık olsun, bunlar bu ürünler yükseliyor. Şimdi patlıcan ürünü sel olayı oldu bir ara. Bir de şu an mazot pahalı. Sera'da, Antalya'da var. Kışında hava şartlarına göre mal üretimi sadece Sera'dan yetişiyor. Şimdi Sera'dan, Antalya'dan İstanbul'a mesela yazın çok araba geliyor ama kışın tek araba tek bir bölge İstanbul'a yetiyor. Pazarcılar karnabaharın ise mevsim sebzesi olduğu için fiyatının ucuzladığını belirtiyor. Karnabahar mevsimi olduğu için, tam mevsimi olduğu için ucuz. Manavgat'ta uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde bir şahsın yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu madde sattığı bilgisinin alınması Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler tarafından Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda şahıs Side Mahallesi'nde yakalanırken ev ve aracında yapılan aramalarda satışa hazır uyuşturucu madde ve bir adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kentte uyuşturucu madde arzını önlemek, gençleri kötü alışkanlıklardan korumak, uyuşturucu maddelerin kaynağını kurutmak, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla başarılı operasyonlar gerçekleştirdi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen 4141 uyuşturucu operasyonunda 5023 şüpheliye işlem yapıldı, 832 şüpheli de tutuklandı. Bu operasyonlarda 638 kilo uyuşturucu madde, 76 bin adet uyarıcı hap ve 2336 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca narko rehber eğitimi ve en iyi narkotik polisi anne projesi kapsamında eğitimler düzenlendi.
30 bin katılımcıya narko rehber eğitimi ve 17 bin anne ve anne adayına eğitim verildi. 21 bin kişiye bilgilendirme yapıldığı bildirildi. Dünyaca tanınan Romanyalı sanatçı Inna, Erciyes Kayak Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen Erciyes Winterfest için Kayseri'ye geldi. 4 gün boyunca Erciyes'teki bir otelde konaklayan ünlü sanatçı, arkadaşlarıyla birlikte Erciyes'te pistlerin keyfini doyasıya çıkardı. Erciyes'teki anlarını sürekli sosyal medya hesaplarından paylaşan Inna, Türkiye'de yeni yılın ilk konserine de Kayseri'de imza attı.